Merhabalar dostlar. Şimdi tanıtacağımız grafik Borsa Ticaret ve Sanayi İşletmelerine ait arkadaşlar. Şimdi borsaya baktığımız zaman en son 7 Nisan'a değerlendirmesini yapmışız. 7 Nisan'dan beri neler olmuş şöyle hemen bakmaya çalışalım. Bakın 7 Nisan neresi tam da burası olarak karşımıza çıktı. Buradayken bizim direncimiz kaçmış? 13.26, desteğimiz kaçmış? 11.75. Desteğimiz arkadaşlar gayet güzel çalışmış ama tabii ne kadar 6-8 gün çalışmış arkadaşlar. Bundan sonra aşağı doğru bir eğilme gerçekleşmiş ve diğer destek arkadaşlar tutunma çalışması da gözüküyor. Buraya baktığımız zaman diğer desteğimiz 10.40 ama şu aşamada bunun altına da geçmiş. Peki buradan bakacağımız zaman yönelim nereye kadar gidebilir? Alttaki desteği hemen bir kontrol edelim. Şu desteği bir güncelleyeceğiz. İlk desteğimiz arkadaşlar 9.34. Diğer bir desteğimize baktığımız zaman orası 8.76. Hemen bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şunu açmaya çalışacağız. Evet, tam da şurası 8.74. Daha da aşağıda arkadaşlar şöyle bir desteğimiz var gözüküyor. Şunu bir hemen silelim arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman da 8.74. İnternet biraz yavaş herhalde anladığım kadarıyla. 6.85 arkadaşlar. Yani direncimiz 13.26. Akabinde baktığımız zaman 15.47, 16.64. Desteğimizde 9.34, 8.74 desteklerimizde var gözüküyor. Burada yalnız bir gap bölgesi var. Bu gap bölgesi de aklımızda bulunsun. Orası da neresi arkadaşlar? Bakın şurada çizebileceğimiz nokta. Şöyle bir gap bölgemiz var. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Peki bunun dışında başka yeni bir direnç yapma şansımız var mı? Yeni bir direnç aslında şurada yükselemediği bölgede direnç olarak kabul edeceğiz. 2 gün boyunca tam da şurası. Eğer şunu yapabilirsek açarsa izin verirse evet tam da şurası. Şurası arkadaşlar bizim için direnç. Kaçtır? 11.95'te direnç. 13.26, 15.47'de diğer direnç noktaları karşımıza çıktı. Genel görüntü bu diyelim. Ve gelelim hemen Ichimoku Bollinger Hacimat değerlendirmeye. Ichimoku butuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diyelim orta vade. Kısa vadede alt sınırın aşağı doğru olması bu da bizim için olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 11.31, 20 günlük hareketli ortalama. Bizim fiyatımız 10.19. Orta noktanın altında kapattığı için bu da olumsuz diyelim. Fiyat hacme baktığımız zaman bakın tepe noktasında 673 bin var. Aşağı düşerken 774. Fiyat aşağı düşerken ortalama 10 günlük hacmin artması bizim için çok da olumlu değil. Yükselişten desteklemiyor diyelim. İçin bulutu olumsuz. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacim grafiğimiz olumlu diyelim. Olumsuz diyelim. RSI'ye baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar çok da ciddi bir yükseliş belirtisi yok günlük grafikte. Saatlik grafiğimize baktığımız zaman da burada da arkadaşlar biraz pozitif uyumsuzluğa benzer bir durum söz konusu ama çok da belirgin değil. Şöyle dip noktalarından çıktığımız zaman evet var aşağı doğru iniyor ama çok da net bir belirginlik yok arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımda çıktı diyelim borsada. Ve sıradaki hisse arkadaşlar Van Gıda'da. Van Gıda'da nedir ne değildir hep beraber bir kontrol edelim. Van Gıda'da arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz bulmaya çalışıyorum. 9 Nisan'a değerlendirmişiz arkadaşlar. 9 Nisan'dan beri neler var neler yok. Şöyle açalım bakalım internet biraz zayıf. Ondan dolayı yüklemesinde biraz sıkıntı var onu da söyleyelim de. Şimdi Van Gıda'ydı arkadaşlar. En son 9 Mayıs'ta 9 Mayıs mıydı? 9 Nisan'a değerlendirmişiz. 9 Nisan'dan beri elimizin altında neler oluşmuş? 9 Nisan'ı bulmaya çalışalım. Yani sığ bir hacim mi arkadaşlar? Yok çok sığ değil. Şimdi 9 Nisan bakın tam da şurası 7 Nisan günü. 8.82 bizim için direnç. Akabinde baktığımız zaman desteğimiz 5.51. 5.51 arkadaşlar gelmiş hızlı bir şekilde aşağı kırmış. Diğer destek bizim işimize yaramış. 5 desteğimiz gayet güzel çalışmış. Arkasına arkadaşlar yeni bir direnç oluşturma çabamızda açıkçası şurada bir tane var ama hisse çok sert hareketler yaptığı için 7.32 bizim için direnç şu aşama arkadaşlar 8.82 bizim için diğer direnç desteğimiz 5 aşağıda 3.88 ve 3.29 desteklerimiz var gözüküyor. Genel görüntü bu. Hissede şöyle bir görüntü artık oluşmaya başlamış. Yani yükselişin bir nevi işaretçisi olacak arkadaşlar. Şu düşen tren, siyah tren çizgisi düşeni kırarsa arkadaşlar burayı yani düşen çizgiyi kırarsa belki yukarı doğru atma ihtimali var. Bu da 7.40'lara falan tekabül eden bir noktalar karşımıza çıkıyor. Hisse oldukça sert hareketler yapıyor. Gördüğüm kadarıyla bol bol gapli bölgeler bırakıyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bunun dışında hemen başka neler bakabilir? Direnç ve destekleri söyledik.
trendimi söyledik. İçimoku bulingerim, Hacimoku'yu değerlendirelim. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada arkadaşlar olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor rahatlıkla söyleyebiliriz buradan baktığımız zaman. Hatta aslının aşağı doğru olması bizim için daha da sıkıntı olarak karşımıza çıkan bir görüntü olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. İçimoku bulutu komple olumsuz. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası da kaçmış? 6.38. Fiyatımız kaç? 6.06 arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasının altında bu da kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Yani hem İçimoku hem Bollinger olumsuz. Fiyat hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz kaçmış? 586 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 653 bin nota çıkıyor. Yani fiyat yukarı doğru çıkarken ortalama hacimin de yukarı doğru çıkması bu bizim için işte olumlu. İçimoku olumsuz, Bollinger olumsuz, fiyat hacmi olumlu diyelim. RSI'mize baktığımız zaman arkadaşlar yukarı bir yönelim var ama çok da böyle net bir yönelim değil. Peki saatlik grafiğimize baktığımız zaman saatlik grafikte arkadaşlar artık yukarı çıktım bir düzeltme yapayım havası içerisinde. Bu da bizim için belki ufak da olsa sıkıntılı bir durum olarak yaşanacak bir durum diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar. Gerel'de en son ne zaman değerlendirmişiz? Baktığımız zaman Gerel'de 9 Nisan'a değerlendirmişiz. 9 Nisan'dan beri neler olmuş? Şöyle hemen hızlıca bakmaya çalışalım. 9 Nisan arkadaşlar neresi? 4, 5, 6, evet 7 Nisan verisine göre tam tepedeyken değerlenmişiz. Desteğimiz 16.63'müş. Desteğimiz arkadaşlar etrafını dolanmış ama yani çok da çalıştığını söyleyemeyiz. Aşağıdaki düşü diğer desteği de yapmaya gerek yok. Arkadaşlar aralık biraz geniş olduğu için şimdi bizim için 23.53 bize direnç diye söylenebilecek nokta. Destek olarak da 12.46. Onun dışında aşağı doğru bir düşeni kırma çizgisi yapacağız. Siyah tren çizgisi. Bu da bizim için takip edilebilir arkadaşlar. Bir nokta diye düşünebiliriz. Yani buradan hacimli bir şekilde yukarı doğru kırarsa evet bizim için amenna yukarı doğru gitme hareketi yapabilir. Şimdi alt desteğimiz 12.46 ile arasında ne var? Bir daralan üçgen pozisyonu var. İse belki buradan yukarıya doğru atabilir mi arkadaşlar? Bunu hep beraber göreceğiz. Bizim için dediğimiz gibi 12.46 bizim için oldukça önemli gözüküyor şu aşamada. Peki buradan baktığımız zaman direncimiz 22.53 dedik. Yeni bir ara direnç yapılabilir mi? Tabii ki yeni bir ara direnç de yapılabilir. Yükselemediği bölge 19.38 diyeceğiz. Destek olarak da 12.46, akabinde 8.89 ve baktığımız zaman kaç mı? 6.42 arkadaşlar. Bizim için destek noktalar karşımıza çıktı. Bir de siyah tren çizgisi var diplerden arkadaşlar. Oldukça aşağısında duruyor ama neticede burada dikkatimizi çeksin. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bunun bugünkü değerine baktığımız zaman da 7.26'ya tekabül ediyor. Genel görüntü bu şekilde diyelim ve hemen gelin Ichimoku, Bollinger, Hacimoku değerlendirmeye. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki yeşil olması arkadaşlar bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye söyleyelim. Peki bunun dışında bakacağımız neler var? Bakacağımızda bir de Bollinger bandımız var. Bollinger bandının orta noktası 16.86. Fiyatımız kaç arkadaşlar? 16 yani yüzde kaç? %4 gibi üzerinde mi? Altında kapatmış arkadaşlar. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz bir nokta. Yani Ichimoku bulutu olumlu ama Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diyebileceğimiz bir durumda. Ve gelelim arkadaşlar hacmi. Hacim bize ne diyor? Bakın tepe noktasındaki hacmi kontrol ettiğimizde buradaki arkadaşlar hacimiz 2 milyon 400 bin not. Fiyat aşağı düşüyor arkadaşlar hacim 1 milyon 600 bine düşüyor. Yani fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi ikisinin de aynı yönde olması olumlu diyelim. Şimdi ufak bir tekrar yapalım arkadaşlar. İçimoku bulutu yeşil olmasından dolayı olumlu diyeceğiz. Bollinger bandı orta noktanın altına kapattığı için olumsuz diyeceğiz. Fiyat hacim grafiğimiz olumlu diyeceğiz. RSI'mize baktığımız zaman RSI aşağı doğru gidiyor. Gözü toprağa bakıyor. Şu anda yönelim aşağı diyeceğiz. Yukarı doğru herhangi bir kuvvetli bir mesajımız yok. Saatlik grafiğimize baktığımız zaman RSI'mize arkadaşlar burada da çok da kuvvetli bir durumumuz söz konusu değil, yukarı yönde anlamında. Genel görüntü bu. Gersen Elektrik'te bu şekilde dedikten sonra arkadaşlar sıra gelelim Oyak Yatırım Holding'e. Hemen bakalım bu da nedir ne değildir diye. Oyak Yatırım Ortaklığı arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde burayı da en son ne zaman değerlendirmişiz? 9 Nisan'a değerlendirmişiz. Peki 9 Nisan'dan beri neler olmuş? Şimdi 9 Nisan 7 Nisan verisine göre denk gelmiş. Buradaki arkadaşlar bizim mavi tren çizgimiz varmış. Mavi tren çizgimiz artık yerinde yerler esiyor. İşte şu aşamada aşağı gitmiş. Desteğimiz kaç? Desteğimiz 9.01'miş arkadaşlar. Desteğimiz biraz aşağı kırmış. Artık bu desteğimizin de işi bitti. Aşağıda 8.39 desteğimiz kaldı. 8.39 desteğini kırarsa arkadaşlar bakın şuraya kadar giden 5.77'ye kadar giden kapı açılır. Bu da bizim aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi mavi tren çizgimiz var. Düşeni kıran çizgimiz artık burayı kırmış ama çok da becerikli olamamış. Şu aşamada bunu da güncelledik arkadaşlar. Böyle bir görüntüde karşımıza çıktı diyelim.
Mavi tren çizgisinin bugünkü değeri kaç? Hemen kontrol ettiğimizde 12. 12'nin üzerine ciddi bir hacimli artış yoksa arkadaşlar çok da bir büyük beklenti olmaması beklenti olmasın arkadaşlar, öyle diyelim. Şimdi bunun bir söyledikten sonra hemen ne dedik? Desteğimizi söyledik, dirençlerimizi söyledik ve mavi tren çizgimize söyledikten sonra Ichimoku voltuna bakalım. Ichimoku voltu bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemediği rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta alt sınırın aşağı doğru eğimli olması bizim için daha da sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku voltu hem kırmızı orta vadede hem de arkadaşlar alt sınırın aşağı doğru olmasından dolayı da kısa vadede olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman orta nokta 9.84. Fiyatımız kaç? 8.93. Bollinger bandının orta noktası olan şu 20 günlük hareketli ortalamanın altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz diyelim. Ve baktığımız zaman arkadaşlar fiyat hacim bizim için ne diyor? Düşmeden önceki ortalama hacimiz 1.290.000 not. Fiyat aşağı düşüyor, hacim 462 bin nota düşüyor. Fiyat düşerken ortalama hacmin de aşağı düşmesi bizim için arkadaşlar şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkmıyor. Gayet de olumlu. O zaman Ichimoku olumsuz, Bollinger olumsuz, fiyat hacim olumlu diyelim ve RSI'mize baktığımız zaman RSI de arkadaşlar yön aşağı doğru gidiyor. Sıkıntılı bir durum, onu da söyleyelim. Burada herhangi belirgin bir yükselme sinyalimiz yok. Peki günlük grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar burada da evet sıkıntılı bir durum gözüküyor. Baktığımızda burada ne var arkadaşlar? Bakın aslında bir nevi pozitif uyumsuzluk var diyeceğiz ama çok da belirgin değil. Yani dip noktası var. Arkadaşlar pozitif uyumsuzluk yok. Onu da söyleyeyim. Burada çok net bir şekilde yükselişi destekleyecek bir sinyalimiz yok. OYAK Yatırım Holding'de. Ve gelelim arkadaşlar SOKE'ye. SOKE'yi de hemen değerlendirelim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam bir yıl olmadı halka arz olalı. Hemen şöyle bir günlük grafiğimize bakalım nedir ne değildir diye. Evet bir yıl olmamış. Ne zaman olmuş arkadaşlar? Bu sene başında yapılmış gibi gözüküyor yılbaşından beri. Şimdi arkadaşlar bu sene halk arzda garip bir şey var. Halk arzda arkadaşlar arz fiyatının neredeyse altını öpecek gibi duruyor. Şimdi dün Akfen Yatırım Ortaklığı, hatta bugün Akfen herhalde bayağı bir düştü. Onun dışında bir tane daha vardı. Exxon vardı arkadaşlar. Bunlar kıvranıp duruyorlar. Mesela Big Chef bugün tavanı bozdu. GVN arkadaşlar 3. gün tavanı bozdu. Bir şeyler oluyor. Artık endeksle mi alakalı yoksa tahtacılarla mı alakalı bir şey diyemiyorum. Neyse Söke değirmenciyle baktığımız zaman ne yapmışız? En son 9 Nisan'da değerlendirmişiz. Peki 9 Nisan'dan beri neler olmuş? 9 Nisan arkadaşlar bakın şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman 16.05 bizim için direnç. Yukarı baktığımız zaman 18.23 ve 19.32. Destek olarak da karşımıza arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman 13.67'ymiş ama desteğimizde çok fazla tutulmamış. Ve hisse arkadaşlar şu aşamada yeni bir destek noktası arayışı içerisinde bir önceki desteğin altını bayağı bir kırmış. Ve şu aşamada arkadaşlar 10.30 desteğimiz var gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var diyelim. Ve buradan baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle bir görüntü çıkar mı? Yani burası bizim için biraz sıkıntılı, onu da söyleyelim. Halka arz fiyatı şurası kaçtı onu bakmaya çalışıyorum. 8.25 arkadaşlar. Buradan 8.8 7. kaçtan arkadaşlar 40'lardan 50'lerden bir halka arzı var diye tahmin edebiliyoruz. Şimdi şöyle diyeceğim arkadaşlar 7.40 civarında. Bakın 11.19'un altı zaten bizim için sıkıntı. Yani hisse buralardan toparlandı, toparlandı. Zaten toparlanmadı. Halka arz fiyatında fazla da bir şey kalmadı. Yani Akfen dediğimiz gibi halka arz fiyatına oldukça yaklaştı arkadaşlar. Belki de şu anda altına bir gün içerisinde düşmüştür bilmiyorum da. Genel görüntü bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür halka arzlarda sıkıntı var. Aşağı doğru iyice çakabildiği kadar çakıyorlar diyelim. Şimdi buradan bir de şöyle kısa vadeli bir düşen kıran çizgisi olma ihtimali var. Şu mavi de arkadaşlar tepe noktasını bu kabul edersek ister arkadaşlar iki tane kıstasımız oldu. Bir tanesi siyah tren çizgisi, bir tanesi mavi tren çizgisi. Bunlar hacimli geçtiği sürece arkadaşlar sıkıntı yok ama geçemediği sürece yönelim ne yazık ki aşağı doğru gözüküyor. Bunun bilançosunu hazırlayanın diye başlayacağız arkadaşlar. Bunu onaylanın, halk arzında uygun görenin diye devam edeceğiz. Nasıl yapmışlar bilmiyoruz. Yani burada arkadaşlar biraz sıkıntı olma ihtimali var. Yani bu kadar adam yani değersiz mi şirketler? Langırt diye çıkartıyorsun. Kaçtan? 7'den 23'e çıkarıyorsun. 23'ten aşağıda serbest düşüş yapıyorsun. Yani ipi boşalmış, zembereye boşalmış saat gibi arkadaşlar. Neyse. Gelelim hemen Ichimoku Bollinger hacim. Ha, direncimize bakmadık arkadaşlar. Bakın desteğimiz belli. Direncimiz arkadaşlar şurada bir direncimiz var. 15.07. Onun dışında arkadaşlar bakın yükselemediği bölgeleri yapacağım. Bir tane de şurada var arkadaşlar. 13.37
Ve son olarak da arkadaşlar dün yükselemediği bölgede 11.84 bizim için direnç. 11.84, 13.37, 15.07 direnç. Arkasından 10.30'da bizim için destek olarak karşımıza çıkıyor. 7.40'lı seviyelerde arkadaşlar halka arz fiyatı olarak düşündüğüm yerler, buralarda yakınlaşmaya ihtimali olabilir. İçimoku butuna baktığımız zaman İçimoku butu arkadaşlar bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendi desteklemiyor orta vadede ve aşağı doğru inmesi de arkadaşlar kısa vadede bizim için ayrıca bir olumsuzluk. Bu da yükseliş trendi desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? İçimoku butu arkadaşlar şu aşamada komple olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim hemen arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandı orta noktası 12.56. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız da şu aşamada 10.90. Bu da Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. Yükseliş trendini desteklemiyor da rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku ve Bollinger bandı arkadaşlar ikisi de yükseliş trendini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman düşmeden önceki tepe noktasındaki hacimiz 8.5 milyon ot, fiyat aşağı düşüyor 5 milyona. Fiyat düşerken ortalama hacmin arkadaşlar düşmesi bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman Ichimoku butu olumsuz, Bollinger bandı olumsuz, fiyat hacim olumlu diyelim. Ve RSI'mıza bakalım. RSI'mız arkadaşlar hani bir toparlama belirtisi var ama yönelim yukarıya değil. Günlük grafikte, saatlik grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar burada da çıkmakta zorlanılıyormuş gibi bir görüntü var arkadaşlar. İkisi de yukarı doğru yönelişi desteklemiyor diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Işıklar Plastik Sanayi'de, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Işık Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye baktığımız zaman arkadaşlar buradan hemen neler var? Şöyle bir günlük grafiğimize bakalım. Burayı da arkadaşlar en son 9 Nisan'a değerlendirmişiz. Peki 9 Nisan'dan beri neler olmuş? Şöyle bakalım. 9 Nisan neresi? 9 Nisan arkadaşlar şöyle baktığımız zaman neresi? Tam da şurası mı? Evet, tam da 7 Nisan verisine göre cumartesi pazar denk gelmiş. Buradayken direncimiz 5.76, bakın gelmiş 5.76'ya vurmuş, tekrar aşağı inmiş. 4.93 desteğine tutunamamış. Aşağıda 4.45 desteğine 6 gün tutunmuş. Artık bugün de arkadaşlar selasını okumuş. Şimdi burada baktığımız zaman bizim için neler var? Bizim için sıkıntı olan, şimdi bu desteği sileceğim ama şurada bakın arkadaşlar, şunun altı bizim için sıkıntı. Bakın şurası bizim için sıkıntı. Burayı zaten daha önce bir defa görmüştü Işık Plastik Sanayi arkadaşlar. Çünkü halka arz fiyatı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 3.80'ler civarı veya 3.90'lar civarı. İşte şu aşamada tekrar burayı yokluyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda vardır. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var diye söyleyelim. Şimdi en yakın desteğimiz neredeydi o zaman? 3.92. Direnç olarak da arkadaşlar karşımıza 5.76 ve 6.90 düşüyor. İçimoku Bollinger hacim hakkı değerlendirelim. İçimoku butuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki buradan baktığımız zaman alt sınırında aşağı olması bizim için ekstradan bir olumsuzluk. Yani hem kısa vadede hem orta vadede komple olumsuz bir Ichimoku butu var diyelim. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 5.09. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 4.40. Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Yükselişten desteklemiyor diyelim. Ichimoku butu olumsuz dedik. Bollinger bandı olumsuz ve fiyat hacmine baktığımız zaman tepe noktasındaki hacimiz 2 milyon 400 bin not. Fiyat aşağı düşüyor. Hacim 2 milyon 50 bine düşüyor. Fiyat aşağı düşerken arkadaşlar hacmin aşağı düşmesi bizim için olumlu. Neden? Arkadaşlar en azından satıcıların azaldığı anlamına gelme ihtimalini karşımıza çıkarıyor. O zaman Ichimoku olumsuz, Bollinger olumsuz, fiyat hacim olumlu diyelim. RSI'mize baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar hala yukarı yönlü bir ciddi bir hareketimiz gözükmüyor. Yani yükselişe evet yükseleceğim diyecek bir havası yok günlük grafikte RSI'de. Saatliğimize baktığımız zaman yönelim arkadaşlar yukarı doğru da gidiyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Hatta pozitif uyumsuzluk var diyebileceğimiz bir görüntü bile karşımıza çıkarabiliyor arkadaşlar. Bu da hedeflediği noktanın da şu aşama 5.30'lara kadar gelme ihtimalini arttırıyor. Ama tabii şurada ufak bir tepede bir direnç göstermiş ama dikkatli olmakta fayda vardı diye söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.